Merhabalar hepinize, nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir ve her şey yolundadır. Size bugün 2022'nin enleri videosu çekmeye geldim. Aslında bu benim için heyecan verici çünkü ilk kez sizinle böyle bir video çekiyorum. Bu arada yola başlayalı bir yıl olmuş. İlk günden itibaren benimle burada olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yazın biraz zor bir dönem geçirmiştim ve pek video atamamıştım. Hani burada tabii ki her şeyi paylaşmamız mümkün olmuyor ama o süre zarfında bile sizden gelen güzel yorumlar beni gerçekten motive etmişti ve tekrar dönmek istedim, burada olmak istedim. Şu anda burada olduğum için de çok mutluyum. Bir yılı birlikte aştığımız için de çok mutluyum ve benimle ilk günden itibaren bana inanıp o ara verdiğimiz sürede dahi yani abone olmayı bırakmayıp burada bana inandığını gösteren herkese çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum, maalesef fazla amatör olabilirim. Fazla amatör ama bir o kadar samimi olduğuma inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu söyleyerek başlamak istedim. Evet, o zaman 2022'nin enleri videosu gelsin. Evet, maalesef başıma bunun geleceğini tahmin etmeliydim. Mırmır. Kamerayı devirdi. Olası bir şeydi zaten. Yeniden başlayayım hemen. Bugün ben de izlerken çok keyif alarak izlediğim videolardan birini çekmeye geldim size. 2022'nin enleri videosunu çekeceğim. En sevdiğim, okumaktan en hoşlandığım ki bunu seçmek en zoruydu sanırım. Yani son ana kadar fikrim hep değişti. İkincisi işte sevmediğim kitaplar, en akıcı bulduklarım gibi böyle 5-6 tane kitaptan size bahsedeceğim. 2022'de bana iyi anlamda da kötü anlamda da kazanımları olmuş kitaplardan bahsetmiş olacağım yani sizlere. 2022 yılında okuyup en çok sevdiğim kitap, yani belki sonlara doğru okumuş olmamın da verdiği bir etkiyle bilmiyorum ama yani çok gerçekten savaş karşıtı bir insan olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Savaşın gerçekten yani insanlara hiç yakışmadığını düşünüyorum. Açık ve net yani. Ben insanoğluna maalesef var olduğumuzdan beri savaşıyoruz. Yani silahların olmadığı dönemde taşlarla, sopalarla savaşmışız. Fakat ben yine de hiçbir zaman savaşı maalesef kabullenemiyorum ve bizlere de yakıştıramıyorum. Belki onun da verdiği etkiyle bilmiyorum ama ben en sevdiğim kitap olarak Rus yazarımız Leonid Andreyev'in Kızıl Kahkaha kitabını seçtim. İyi bir seçimdi diye düşünüyorum. Şimdi en sevmediğim kitap yanımda değil ve gerçekten hayatımda çok az kitap için hiç sevmedim. Ya hiç sevmedim diyebilirim sanırım. Hani böyle birçok yorum yapabilirim, pek sevmedim diyebilirim ama hiç sevmedim demek, hiç içinde bir şey bulamadım demek yani haksızlık etmiş olmak istemiyorum ama sadece yazılmış olmak için yazılmış gibi gelen bir kitap vardı. Mesnevi Terapi kitabı. Aslında çok 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 merak ederek aldığım bir kitaptı. Nevzat Tarhan tarafından yazılmış ve Nevzat Tarhan da bir hekim de bildiğim kadarıyla. Yani bir hekimin gözünden işte böyle manevi bir terapi sunar gibi algılayarak aldığım bir kitaptı. Ama hiç öyle değil ve bana sorarsanız tabii ki kimseye saygısızlık etmem, yani etmek istemem ama bana hiç hitap etmedi ve internette gördüğüm fiyatı, ben bu arada ikinci el almıştım kitabı ama o zaman bakmıştım fiyatı ne diye, 56 TL falandı, şimdi eminim daha fazladır yani, gerçekten abartı bir sayı. Yani rakam, yani sayı olarak bu fiyat çok 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 fazla bu kitap için. Hem de bu kitap için birçok şey çok fazla. Ya ben hiç sevmedim. Kitap yanımda değil. Görselini şuraya bir yere bırakacağım ama
Okuduğum için vakit kaybettiğimi düşündüğüm kitaplardan biri. Tekrar özür diliyorum Nevzat Tarhan'dan ama bana hiç ama hiç hitap etmedi ve tamamen yazılmış olmak için yazılmış gibi geldi. Yani öyle. En akıcı ve keyifli bulduğum kitap. Sanırım bu Bir Deli'nin Hatıra Defteri'ydi Gogol'den. Çünkü okurken gerçekten kikirdemiştim ya Gogol sen ne tatlısın demiştim. Ve yani o Gogol'ün o kafası yani hangi yazar birinin burnuna üniforma giydirip sokaklarda gezdirir ki? Hani Gogol yani. Öyle olunca gerçekten en keyif aldım ve en hızlı okudum. Yani ne kadar farklı dediğim bir kitap olduğu için onu seçmek istedim bu kategoride de. Evet, beni en şaşırtan kitap yine Mesnevi Terapi demek istedim. Çünkü gerçekten çok büyük bir hevesle alıp içinden gerçekten böyle dolu dolu şeyler öğreneceğimi sanıp yani sabırla da okudum. Sonuna kadar sabırla okudum. Çünkü her an değişeceğini düşündüm. Her an yok dedim. Bu kadar olmaz, olmaz, olmaz. Ama gerçekten o kadarmış. Ya bilmiyorum bana güvenir misiniz ama bence okumayın. Okumayı düşünüyorsanız kesinlikle okumayın diyebileceğim bir kitap. Ve bunu nasıl söyleyebildim ben de bilmiyorum. Bunu çok az kitap için söyleyebilirim. Ama lütfen yani 56 TL'ye okuyabileceğiniz daha farklı ve sizi besleyecek kitaplar kesinlikle vardır diye düşünüyorum. En etkileyici kitabım. Aslında bu kitapla ilgili ekstra bir video çekmek de istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Kitabım Emma Goldman'ın Dans Edemeyeceksen Bu Benim Devrimim Değil kitabı. Şimdi bu kitabı çok sevdim. Üzerine gerçekten konuşmak istiyorum. Beni çok etkiledi. Şimdi feminizm üzerine yazılmış bir kitap. Az çok anlamışsınızdır zaten. Bir kere başlı başına muazzam. Emma Goldman'la ilgili biraz araştırma yaptım. Kendisi gerçekten dönemine göre tam bir aykırı kadın. Yani eğer feminizmle ilgili okumalar yapmaktan hoşlanıyorsanız feminizme bir alakanız varsa kadın ya da erkek olmanızın hiçbir önemi yok. Mutlaka alıp okumanız gerekiyor. Sizin kütüphanenizde mutlaka bulunması gerekiyor. Katılmadığım noktaları oldu kitapta. Evet ama en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Katılmamama rağmen okumaktan düşüncelerini zerre kadar sıkılmadım. Ve genelde bilirsiniz düşünce kitaplarını okumak bir kurgu kitabı gibi değildir. Yani böyle akıp gitmez. Ama gerçekten akıp gidiyor. Yani konuyla ilgili olduğum için de böyle diye düşündüm ben de. Ama inanın değil. Çok akıcı bir dili var. Ve çevireni de ön kapağı yazmamışlar. Ama hemen söyleyeyim. Necmi Bayram çevirmiş. Bence çeviri de gerçekten muhteşemdi. Agora kitaplığından bir kitap. Eğer feminizmle ilgili okumalar yapmaktan hoşlanıyorsanız ya da düşünce kitapları okumaktan hoşlanıyorsanız okuyabilirsiniz kesinlikle. Sevmediğiniz yönleri olabilir, katılmadığınız noktaları olabilir belki. Ama her okuduğumuz düşünce kitabında zaten A'sından B'sine Z'sine kadar her şeye katılmıyoruz zaten, değil mi? Ama farklı bir bakış açısı size kazandıracağına eminim. Yani ben bile feminizmin bu kadar içinde olduğunu kendimin düşünürken yani Emma Goldman'ı okuyunca yani ben kendime dedim ki sen dedim ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın Nisa dedim yani. Kadın gerçekten bomba gibi. Bomba gibi bir kadın kesinlikle. Evet, son olarak da en farkındalık ve bakış açısı konuşamadım. En farkındalık ve bakış açısı kazandıran kitap bana. Zweig'in Greta ya da Ölümsüz Bir Kardeşin Gözleri. Bunu da mutlaka ama o kadar ince bir kitap ki ben onu okurken Halil Cibran'ın Ermiş'ine benzettim. Eğer Halil Cibran okumayı seviyorsanız. Bu arada o da yanımda değil. Görselini şuraya bir yere koyacağım. Olmayan bütün kitaplarımı.
Halil Cibra'nın Ermiş kitabından okuyup hoşlananlarınız varsa ya da onun dilinden hoşlanıyorsanız Vireta ya da ölümsüz bir kardeşin gözlerini sevmemenizin yani imkanı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bu kadar da büyük konuşuyorum. Orada neyi anlatıyordu? Orada da bir Hint efsanesini Zweig ele alıp işliyordu. Çok da güzel işlemişti. İyi ki de anlatmış dedim. Bana çok çok farklı bakış açıları kazandıran bir kitap olmuştu. Hatta bunun içinde videolarımdan birinde bahsetmiştim. Okuduklarım videolarımdan birinde. Yani kitabı bitirir bitirmez koşa koşa gidip babama vermiştim. Lütfen oku baba bunu lütfen oku diye. Bu arada da her yaştan insan okuyabilir bence ama yine de tabii ki ilerleyen yaşlarınızda okuduğunuzdaki farkındalıkla genç yaşta okuduğunuz farkındalık bir olmayacaktır. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana bu dakikalarda burada eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni yıl size yeni umutlar ve yeni zaferler getirsin. Hoşça kalın.